Selçuklu Devlet Nizamı'nda Türk dervişleri, bilhassa Ahmet Yesevi'ye bağlı dervişler ve Horasan Sufileri 12. yüzyıl Anadolu'sunda Türk İslam düşüncesinin yapılanmasında aktif rol oynamıştır. Kültürel, sosyal ve ekonomik yapılanmanın kurucu unsuru olmuşlardır. Ahi Erenleri gibi içtimai düzenin kurucusu ve yöneticisi olan Horasan Erenleri, Yeseviye kolları gibi Anadolu'yu adeta yeniden yapılandıran tekke ve dergahlar, Türkmen babaları gibi muhtelif temayülde tasavvufi anlayışa sahip derviş ve sufi grupları Anadolu'nun manevi silüetini oluşturmuş ve Anadolu'nun direği haline gelmiştir. 12. ve 13. yüzyılda Anadolu'da ilmi ve tasavvufi açıdan devasa bir buluşma gerçekleşmiş, muazzam bir kültür ve irfan iklimi kurulmuştur. Asya Türkistan'ından Anadolu'ya göç eden 3 mutasavvuf mürşitten Hacı Bektaş, Ahi Evran, Mevlana'dan söz ederken, 13. yüzyıl sonlarına doğru bu 3 mürşidin tek bir dil, tek bir gönül halinde Yunus Emre'de tecelli ettiğini görürüz. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Yunus Emre, yaşadığı devirden itibaren sevilen ve ilgi gören bir şahsiyettir. Anadolu'nun pek çok yerinde türbe ve makamlarının bulunması, Osmanlı döneminde dergahlarda şiirlerinin okunması, mutasavvıflar tarafından şiirlerine şerhler yazılması ve eserlere konu olması, Yunus'un sevildiğini ve ona değer verildiğini gösterir. Kuşkusuz bunda Allah sevgisi ve insan sevgisini sıklıkla dile getirmesi etkilidir. Yunus Emre'nin hayatı menkıbelere dayanır. Hayat hikayesi, Hacı Bektaş Veli'nin vilayetnamesi başta olmak üzere, birçok mutasavvıf tarafından kaleme alınan eserlerde yer alır. Yunus, çiftçilikle geçinen garip bir kimsedir. Önce buğday almak üzere Karahöyük'e gider. Bir süre Hacı Bektaş Veli'nin dergahında kalır. Geri döneceği sırada Hacı Bektaş Veli buğday yerine ona nefes vermeyi teklif eder. Fakat Yunus Emre evdekilerin kendisinden buğday beklediklerini düşünerek ısrarla buğday ister. Köyüne yaklaştığı esnada gafletinin farkına varan Yunus Emre, buğdayın bir gün tükenip nefesinse tükenmeyeceğini düşünerek tekrar tekkeye döner ve nasip ister. Dergâhta bulunanlar Hacı Bektaş Veli'ye durumu arz edince o bundan sonra olmaz. Biz o kilidin anahtarını Tapduk Emre'ye verdik. Varsın nasibini ondan alsın der ve Yunus Emre'yi Tapduk Emre'ye gönderir. Yunus'un Tapduk Emre'nin kapısında bir derviş olduğunu şu beyitlerden öğreniyoruz. Tapduğun tapusuna, kul olduk kapusuna. Yunus miskin çiğdik piştik elhamdülillah. Kendisine gösterilen adres Tapduk Emre'dir. Tapduk Emre, halinin kendisine malum olduğunu, hizmet edip emek vermesi halinde nasibini alacağını söyler. Özünü ve ömrünü Yaradan'a adayan Yunus, 40 yıl boyunca tekkeye düzgün odun taşır. Tapduk Emre dergahında kendisine verilen himmetle manevi merhaleleri birer birer geçer, tasavvufi yolculukta ilerler. Anadolu halkı yolculuğunu tamamlayan Yunus'un dilinden İslam dinini ve tasavvufu sevgiyle yoğurarak gönül diliyle öğrenir. Gün gelir bir mecliste Tapduk Emre, "Yunus, vakit geldi. O hazinenin kilidini açtık. Nasibini aldın. Hünkârın nefesi yetişti. Sen söyle." der. Gönlü açılan Yunus, şevk denizine düşüp inci ve mücevher değerinde sözler söylemeye başlar. Geldi geçti ömrüm benim, şol yel ezip geçmiş gibi. Her
hele bana şöyle gelir. Bir göz açıp yummuş gibi, hey 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 hey. Bir göz açıp yummuş gibi, hey hey. Yunus'un şiirlerinde dikkat çeken başka bir özellik, didaktizmle lirizmin paralelliğidir. Bu yönüyle şiirleri Mevlana'nın şiirlerine benzer. Ancak Yunus Emre'nin şiirlerindeki didaktizm çok kolay anlaşılır. Zira bin bir türlü aşk haliyle bezenen Yunus, şiirinde tabii ve aşikane bir eda içindedir. Yunus şiirlerinde insandaki değişmeyen özellik ve güzellikleri yakaladığı aşk, ahlak, sevgi, mutlak hakikat, ilim, irfan ve Allah aşkını ölümsüzleştirmiştir. Tasavvuf, yaradanla yaratılan arasındaki bağı güçlendirmek içindir. Aslına bakılırsa büyük bir farkındalık eğitimidir. Kulun her nefeste Rabbini anması ve kendisini bulmasını öneren bir anlayıştır. Yunus, kendi hakikatini arayan insan için asıl olanın hakikati bulmak için marifetullah bilgisine erişmek olduğunu ifade eder. Hakikate götürecek tek yol aşktır. O halde Yunus'un yolu aşk yoludur. Ben gelmedim dava için, benim işim sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Yunus'a göre gönüller yapmak, insanlığın yaşama amacının ortak ifadesidir. Yunus, Müslüman'ı aşk eri olarak tanımlar. Aşk yolunun yolcuları, her işi bir hesaba bağlamayan, hep bir fayda ve menfaat gözeten zahitlerle çatışır. Tasavvufi kültürde zahit, cennet, köşk ve huri beklentisiyle hareket eder, aşıklarsa bana seni gerek seni der, sadece hakkı ister. Mevlana Hüdafendigâr bize nazar kıldı. Onun görklü nazarı gönlümüz aynasıdır. Yunus Mevlana ile çağdaştır. Onun Hacı Bektaş'la görüştüğünü ve tarikatına bağlanmak istediğini de biliyoruz. Yunus Adü taptuktan oldu. Hem baraktan saltuka. Ol nasip çüncüş kıldı. Ben nice pinhan olam. Yunus'un şiirlerindeki derinliğe bakılınca medrese tahsili yaptığı, Mevlana ile görüştüğü, ardından tarikat yoluna girmek istediği, sonra Tapduk Emre'ye intisap ettiği anlaşılıyor. Yunus Emre, Hakk'ın tarafında olarak 40 yıl düzgün odun getirmiş, yeniden doğduktan sonra diyar diyar dolaşmış, Haçlı seferlerinin ve Moğol istilalarının ezip geçtiği halkın derdiyle dertlenmiş, şiirleriyle yaralarına merhem, gönüllerine umut olmuştur. Her kime dervişlik bağışlana, kalbi pak ola, gümüşlene, nefesinden miskü amber tüte, bu dağından ilüşar yemişlene, yaprağı dertli için derman ola, gölgesinde çok kademler işlene. Hak'tan gelen şerbeti içtik, elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik. Elhamdülillah. Şol karşıki dağları, meşeleri, bağları sağlık, sefalık ile açtık. Elhamdülillah. Kuru idik, yaş olduk. Kanatlandık, kuş olduk. Birbirimize eş olduk, uçtuk. Elhamdülillah. Vardığımız illere, şol sefa gönüllere, halka taptuk, manisin saçtık. Elhamdülillah. Beri gel barışalım, yad isen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik. Elhamdülillah. İndik Rum'u kışladık. Çok hayır şer işledik. Uş bahar geldi, geri göçtük. Elhamdülillah. Dirildik pınar olduk. İrkildik ırmak olduk. Artık denize dolduk taştık. Elhamdülillah.
Tapduğun tapusuna, kul olduk kapusuna. Yunus miskin çiğdik piştik. Elhamdülillah. Bizim Yunus. Yunus Emre, Tapduk Emre'nin dergahında 40 yıl hizmet eder ve yollara düşer. O günden bugüne Anadolu halkının, mutasavvıfların, şairlerin, hemen herkesin bizim Yunus'u olur. Yunus, yolculuğu sonunda sılasına döner ve irşat görevine başlar. Bugün sohbet bizim oldu. Bize bizim diyen gelsin. Bu aşk zehrini kana kana, içerek kanan gelsin. Bu aşk meydanı içinde çağırdım bir avaz ettim. Müezzinlik bizim oldu. İmam olduk, uyan gelsin. Yunus'un dergâhtan ayrılarak seyahat etmesi, dervişlerin seyr-i sükûlu tamamlamak, olgunlaşmak adına yaptıkları seyahatlerdendir. Şiirlerinden Anadolu, Suriye ve Azerbaycan coğrafyasında bulunan Türk toplulukları arasında gezdiği anlaşılır. Gezdim Urum ile Şam'ı, yukarı iller kamu. Çok istedim bulamadım şöyle garip bencileyin. Vardığı illerde safalı gönüllere Tapduk Emre'nin sırrını ifşa eden Yunus şöyle der. Vardığımız illere, şol sefa gönüllere. Baba Tapduk manasını saçtık, elhamdülillah. Tapduk Emre Yunus'a, mertebeni öğrendin, artık burada duramazsın. Asamın gittiği yere gider, orada ruhunu teslim edersin der. Tapduk'un suya attığı bu asa Sarıköy'e gider. Yunus da asayı takip eder. Bugün Eskişehir sınırları içinde olan Miyalıkçık ilçesine bağlı Sarıköy'e yerleşir ve ölünceye kadar burada kalır. Anadolu'nun birçok beldesinde makamı olmakla birlikte mezarı buradadır. Ben yürürüm yâne yâne, aşk boyadı beni kane. Ne akidem ne divane. Gel gör beni, aşk neyledi. Ne akidem ne divane. Gel gör beni, aşk neyledi. Gel gör beni, aşk neyledi. Derde girip dar eyledi. Gel gör beni, aşk neyledi. Derde girip dar eyledi. Hepimizin gönlüne çiçekler açtıran esintisiyle yaşamıştır, yaşamaktadır, yaşatacaktır. Yeter ki biz bizi unutmayalım. Çünkü Yunus Emre bizi biz yapan değerlerimizden biridir. Yunus Emre bizdir. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Bizden de sana selam olsun bizim Yunus. Bizden Yunus. Serim yeller gibi, gah çağlarım seller gibi. Gel gör beni, aşk neyledi. Gah çağlarım seller gibi. Gel gör beni,